Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni istihbar legası çan çocuğusuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber elit birlikler vs arkadaşlar tüm harita çancımıza kaldım zaten. Devam edeceğiz. 4, 5 ve 6. bonus level olacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bunları bitirdikten sonra zaten haritayı bitirmiş olacağız. En son hatırlarsınız elit birliklerle giyantların devlere pususunu, ardından elit birlikleri elebaşların elebaş düşmanlarıyla kapışmıştık ve ardından da çöl haritasına final boss'a kapışmıştık ve final boss'a gerçekten çok iyi dövmüşlerdi. Gerçekten iyi bir savaş çıkarmışlardı elit birlikler. Yani oradaki benim yaptığım çok basit bir hamle sayesinde arkadaşlar, yani bir tane Spartan'ı final boss'un arkasına geçirmem sayesinde gerçekten arkadaşlar çok iyi bir şekilde final boss'un içinden geçmiştik. Diğer türlü alamazdık çünkü okçulara yürüyecek, yani Spartan'ı iyice geriye atacak. Ondan sonra okçular da GG olacak. Zaten Spartan'ı tek başına yenmelerine imkanı yok. Yani ancak ben kontrol ederdim. Orada ben kontrol etmedim. Daha da epik bir şekilde yendik. Gerçekten güzeldi. 2, 4, 5 ve 6 oynayacağız. Bunlar nedir? Shadow Fight 2'nin yeni videosunu attım. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bundan sonra Dendemen'in yeni videosu gelecek arkadaşlar. Güncelleme falan gelmiş. Bir tane arkadaşımız yoruma yazmıştı. Normalde bugün Magic Champagne'in videosu gelecek. Onu da söylemeyi unuttum. Magic Champagne'in güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız söylemişti. Ben normalde bugün Magic Champagne'in videosunu çekecektim. Ama Magic Champagne'de hani bir tane arkadaşımız dedi güncelleme geldi. Ama bende herhangi bir güncelleme yok arkadaşlar. Play Store'a girdim, orada güncelle dedim ya. Oyuna da girdim, oyunda da bir güncelleme. Hani yeni bölüm falan gelmemiş arkadaşlar. Yoktu yani. Böyle bir güncelleme yoktu. Neyse arkadaşlar biz 4, 5 ve 6 oynuyoruz. O yüzden Dendemen'i çekeceğim. Magic Champagne'i çekemediğimden dolayı. Şimdi arkadaşlar evet, 6'ın hücumu. Ondan sonra Border Flames, yani ateş besleyicileri. Ondan sonra da akışa Marokai zaten. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız bakalım. Elit birliklere bastım. Bu bölüm kolay zaten. Bu bölüm kolay. Hatta bir şey değil mi? Biz elit birliklerle en çok rahat alıyoruz tüm bölümleri. Yani gerçekten hani Gryffindor'dan beri rahat. Çünkü hani hem sayı fazlalığı hem sayı fazlalığından dolayı hem yani bir şeyler güçler. Okçular ve Spartan'la birleşin zaten bayağı güç oluyor. Bir dakika, ben bunlarla daha iyi bir savaş çıkaracağım abi, bir dakika. Şöyle öne gelsinler, gel. Şimdi gelin bakalım. Şimdi okçular da var. Ve bir tane ok yağmuru atalım arkadaşlar. Yani boşuna gitmese de bir tane yıldırım atayım. Yıldırım atmasam daha iyiydi aslında, neyse. Daha uzun bir savaş olurdu ama tamam, her türlü alacağımız belli zaten. İçinden geçiyoruz arkadaşlar. Yani başka bir şey demiyorum. Hop. Ah, kafa atamadım ben. Ama sana kafayı koydum valla. Şu Spartan'ın var ya kırmızı kaskın üstüne kırmızı bir tüylük gibi bir şey var. Onu madenciye böyle lah diye yapıştırdım abi. Tamam abi, bu bölümde başka bir şekilde getirdik. Onlara saldırmanıza gerek yok Razor. Hop ve bu kadar basit 3 dakikada aldık abi. Ve 5. bonus level. Abi biz 10 dakikada falan bitireceğiz tüm harekatı. Şimdi arkadaşlar asıl merak 4. bonus level'ı geçeceğimizi biliyordum. 5 ve bunu ve 6.'yı çok merak ediyorum. Bundan sonrakini çok merak ediyorum. Ne olacak bilmiyorum. Çünkü bunda devler gelecek takviyede bildiğiniz üzere. 6. bonus level'da zaten Kyrider gelecek abi. Kyrider'a karşı nasıl bir savaş sergileyecekler. Ha, Kyrider tek başına gelse bir şey yapamaz da. Hani adını siz getirin, adamları da olacak. Bakacağız. Ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir takviye kuvvetler gelsin, bir can basacağım arkadaşlar çünkü okçular birazcık hasar gelir. Aa, okçular ölecek yalnız ha. Vallahi okçular bunları sıkarken ölecek. Bakalım, dur bakayım. Yıldırım da bas. Okçulara bakayım da ölmesin okçular. İyi, okçular önemli benim için. Ama iyi bir şey yaptık yani, direniş gösteriyoruz. Tamam tamam, aldık ya, aldık. Vallahi gene de aldık ha. Tam biraz büyülerden yararlandık tabii. O normal o kural içinde de. Harbiden iyi şey yaptık ya. Sandımdan rahat aldık. Yıldırım basmasak daha da uzardı tabii. O ayrı bir şey. Ya bunun sürekli kılıça göndermesi abi, daha da altın hücumundan da kolay oldu be bu. Abi tek merak ettiğim bölüm kaldı, daha 6. bonus yapalım. Ana. Kim
yani ikisi de biri deseydi abi bak. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Size biri gelip deseydi mesela Stigmar Legacy'deki tüm hikaye modunu Bonus Level'a dair sadece elit birliklerin askerleriyle bitirebileceğini deseydik inanır mıydınız abi? Yani tabii biz kılıçı taktiğiyle de alıyorduk diğerleri de. Abi elit birlikler diyorsun hani. Hani elit birlikler çünkü hani belli bir asker. Kılıçları sürekli basarsın ama elit birlikler. Vay be sadece 4 tane 8 tane askerle oyunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Hatta bir tane Spartan eksik olsa da alırsın. Oha oyun çok çöktü. Tabi Deadkite çıkarken o kasıyor abi. O normal. Hatta bir gelsin. Hayır. Neyse. Okçuyum. Okçumu çekme kanka bak. Yani zombi modundaki gibi yapma. O Deadkite. Deadkite ne yapacağız abi? Ben Deadkite'i öldürsem mi ya? Haydi. Kyle Rider geldi. Kyle Rider geldi. Abi. Ölme. Kaç. Tamam arkadaşlar ben bıraktım okçuyu. Abi büyük savaş, büyük kapışma. Arkada bir de Deadkite var ama Deadkite'yi nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Hayır. Hadi be. Ya ben arkadaki şeyi yenebilir miyim? Oo büyücüyü çok iyi indirdiler yalnız. Ben de seni indireceğim. Gel ver o adisi. Killing the Kai. Hadi bakalım. Aha öldüler. Tamam arkadaşlar. O iki eleman gittiyse bir tane okçumuz gitti ama maalesef yapacak bir şey yoktu ona. Tamamdır arkadaşlar. Kai Rider vs. Elit birliklerin sonuncu arkadaşlar elit birlikler oldu. Hadi bakalım. Kai Rider de alas şey ettiler. Helal olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum abi. Sen de şöyle arkadan mızrağı şöyle... O menzil yetmiyor tabii çok güzel. Arkadaşlar helal olsun. Vallahi bize helal olsun yani. Harbiden bit bitiklere. Helal olsun. Şu arkadan mızrak. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz bitiyor. Vallahi ama... Tüm bölümlerde kayıp harcamadım. Kayıp gitmedi. Sadece bu bölümde arkadaşlar bir tane okçu kaybımız var. Tüm bölümler ama askerimiz ölmeden kazanmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten yani. Biliyorsunuz. Haydi. Ve arkadaşlar tüm harekatı elit birliklerle yendik. Evet. Çok güzeldi. Ve arkadaşlar evet komplet %100 normal diyor abi. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Artık zaten 10 dakika bile olmadı. En kolay elit birlik yendi yani onu da söyleyeyim gerçekten. Hani ben bu kadar hızlı yeneceğini tahmin etmemiştim. Güzel bir seriydi arkadaşlar. 3 bölümlük güzel bir şeydi arkadaşlar. Oturup tekrar belki izler belki isterseniz izlerseniz. İzlemeyenler de izler yani. Gerçekten güzel. Keyifli bir şeydi. Aynı zamanda Gryphon, Kyle Rider ve Stonegate halleri de var bu challenge'ımız arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde 3 bölümlük. O videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer diyor beğendiyseniz like atmayı ve kanalda eğer sevdiyseniz eğer severseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.